Merhaba. Bugün size Excel kullanırken stresinizi azaltacak 5 işlevden bahsedeceğim. Excel kullanırken bazen öyle anlara denk geliyoruz ki işlerimizi çok daha kısa yoldan yapabilecekken bilmediğimizden dolayı saatlerimizi alabiliyor. Bu saatler süren çalışmalar neticesinde Excel'de stresimiz çok çok üst seviyeye çıkabiliyor. Bu küçücük kısa yolları öğrenerek ve bilerek işlerimizi çok daha hızlı ve verimli gerçekleştirebilir ve aynı zamanda stresimizi azaltabiliriz. Bu sayede daha az stresli Excel kullanmanızı sağlayacak püf noktaları sizlere göstereceğim. Sizlere sıfırdan ileri seviye Udemy Excel kursundan bahsetmek istiyorum. Sıfırdan ileri seviyeye geleceğiniz şekilde hazırlamış olduğum Udemy Excel kursuma kayıt olarak tek bir kez ödeme yapıp istediğiniz zaman başlayabilir, istediğiniz kadar takip ederek ömür boyu erişim yetkisine sahip olursunuz ve Udemy kursuyla birlikte sistematik olarak Excel'i öğrenebilirsiniz. Kursun içeriğinde neler var? 14,5 saat uzunluğunda hazır video içeriğimiz var. 7 adet makalemiz var. 60 adet indirilebilir kaynağımız var ki bu 60 adet indirilebilir kaynak videoları izlerken aynı anda uygulama yapmanıza olanak sağlayan kaynaklardır. Yani videoda izlediğiniz uygulamayı sizler de bilgisayarınızda birebir olarak yapabilme imkanına sahip oluyorsunuz. Bir pratik testimiz var. Ömür boyu erişim yetkimiz var. Mobilden veya televizyondan bilgisayarla birlikte erişim yetkiniz oluyor. Aynı zamanda ben sizlere ödev atıyorum ve eğitimi tamamladıktan sonra da bitirme sertifikasına sahip oluyorsunuz. Udemy kursumuz şu anda yalnızca 3 gün için 28 lira. Açıklamalardaki linke tıklayarak bu fiyattan indirimli olarak kursumuza kayıt olabilirsiniz. Geri dizinimizde gördüğünüz gibi bazı boşluklar mevcut. Biz anlattığımız kısa yollarda mesela sütunun verilerin tamamını seçmek için Ctrl ile Shift ve alt yön ok tuşuna basmamız gerektiğini anlatmıştık size. Fakat arada boşluk olduğunda bakın her biri için böyle ayrı ayrı gitmemiz gerekiyor. Bunu böyle mi yapacağız? Hayır. Yine aynı şekilde tamamını seçebileceğimiz kısa bir yöntem mevcut. Ctrl ile birlikte Space yani uzun tuşa bastığımızda bütün sütunu seçiyoruz. Bunu daha önceki kısa yol videolarımda anlatmıştım. Şu anda da yukarıdaki kartlardan bu videolara erişebilirsiniz. Bakın buradan gelip bu sütunumun tamamını seçmek için aşağıya doğru ben buradan Ctrl Shift ve alt yön ok tuşlarına basarak defalarca kez hamle yapmam gerekiyor. Bunların hiçbirini yapmadan Ctrl ve Space'e basarak bütün sütunumu yukarıdan aşağıya seçmiş oluyorum. Aynı şekilde Ctrl, Shift ve Down tuşlarıyla bakın en alt noktama iniyorum ve gördüğünüz gibi yukarıya doğru gelmiş oldum. Bununla birlikte ya da aynı şekilde şunu da yapabilirsiniz. Bakın F sütununun tamamını seçiyorum. Ctrl, Shift ve üst yön ok tuşuna basarak da gördüğünüz gibi buradan en üst noktaya yani verilerimin tamamını hızlıca tek hamlede seçmiş oldum. Bununla birlikte size göstermek istediğim bir özellik de bakın yine aynı şekilde bunların tamamını seçmek için bir yöntemimiz daha var. Nasıl yapıyoruz? Ctrl ile Shift ve End tuşlarına bastığımda ben içerisinde veri olan sağ taraftaki bütün verilerimi seçmiş oluyorum. Aynı şekilde Shift ile birlikte sol yön ok tuşuna iki kere basarak sadece ilgili verilerimi de kolayca ve hızlıca seçebiliyorum. Buradan gelip bakın sağdaki kaydırma çubuğuna tıklayıp üst diyerek de başlangıç noktama hızlıca gelebiliyorum. Aynı şekilde bir önceki adıma geleyim, aşağıya doğru geleyim ya da aynı şekilde seçili olarak en üst noktaya gelmek istiyorsam da verilerim. Bakın Ctrl ile birlikte Backspace yani silme tuşuna basarak başlangıç noktama gelebiliyorum. Göstermek istediğim bir diğer özellik de Ctrl ile birlikte Space'e basarak seçmek ve sonrasında Ctrl ve noktayla en baş noktalara inmek. Bakın ben buradan bütün sütunu seçtim örnek veriyorum. Sonra Ctrl ile Shift ve üst yön ok tuşuyla
verilerimin tamamını seçmiş oldum. Buraya gelip CTRL ile birlikte noktaya bir kere basarsam, bakın verilerimin en alt noktasındaki alan seçili hale geldi ve buraya geldim. CTRL ve noktaya bir kez daha basarsam eğer başlangıç noktama hızlıca gelebiliyorum. Seçiliyken, verilerim seçiliyken başlangıç noktasına gelmenin bir diğer yolu da CTRL ile birlikte nokta tuşuna basmak. Bu da Excel kullanımımızı oldukça kolaylaştırıp hızlandırmakta. Buradaki verilerimizi seçmenin bir diğer yolu da, bakın CTRL alt ve G'ye bastığımızda gördüğünüz gibi git diye bir seçenek açıldı. Bir iletişim kutusu açıldı. Buradan ben örnek veriyorum. F5 ile noktalı virgül, bakın burası çok önemli. F5 noktalı virgül, arada noktalı virgül koymalısınız. Örnek veriyorum, F25 arasını kolayca seçebiliyorum. Bakın tamam dediğimde benim seçmiş olduğum F5 ile F25 arasını hızlıca seçmiş oldum. Ben tamamını seçmek için ne yapmam gerekiyor o halde? CTRL alt ve G tuşlarına bastıktan sonra örneğin F1 2 nokta üst üste F5 binliyorum ve tamama basıyorum. Gördüğünüz gibi verilerimin tamamını seçmiş oldum. Buradan gelip CTRL Shift ve üst yönok tuşuna basarsam gördüğünüz gibi verilerimin tamamını yine seçmiş oluyorum. CTRL ve Backspace'e basarak da başlangıç noktama verilerim seçiliyken hızlıca dönebiliyorum. Bu da Excel kullanımımızda bizim stresimizi azaltacak ve Excel kullanımımızı hızlandıracak güzel özelliklerden bir tanesi. Eğer verilerimizin tamamını tablo formatına çevirirsek burada bütün işlerimiz daha da kolaylaşmakta. Sizlere son olarak göstereceğim özellik de tablo formatına çevrilmiş verilerimizi nasıl seçim yapabiliriz? Bakın tablo formatındaki verilerimizde herhangi bir noktaya gelip CTRL ile birlikte space tuşuna basarak sadece tablo formatının içerisindeki verilerimin en alt noktasına kadar hızlıca seçim yapabilirim. Yani az önce yaptıklarımızın hiçbirini yapmanıza gerek yok. Burada tercih tamamen sizin. Bakın aynı şekilde burada ürünlerin içerisinde de boş noktalar var. CTRL ile birlikte space tuşuna yani uzun tuşa bastığımda gördüğünüz gibi buradaki verilerimin tamamını seçmiş oluyorum. CTRL noktayla en alt noktaya inip en üst noktaya da çıkabiliyorum. Yani tablo formatı kullanmanın birden çok avantajları var. Bunları yukarıda göstermiş olduğum kartlardan da inceleyerek yapabilirsiniz. Tablo formatının en güzel özelliklerinden bir tanesi de, bakın hurda oranını hesaplayacağım, örnek veriyorum. Hurda adedini seçiyorum, bölü üretim adedini seçiyorum. Yani hurda oranını hesaplayacağım. Enter'a bastığımda ben buradaki veriyi, gördüğünüz gibi buradaki işlemi yaptım. Buraya gelip altta çıkan İletişim kutusunda bu formülle bu sütundaki tüm hücrelerin üzerine yaz dediğimde de gördüğünüz gibi otomatik olarak ve hızlı bir şekilde ilgili verilerin tamamını, ilgili işlemlerin tamamını buraya da uygulamış oluyor. Tablo formatında buradan gelip tablo stilimi de istediğim şekilde değiştirebiliyorum. Bakın şu anda tablo formatlı verim. Buradan da ilgili işlemleri hızlıca gerçekleştirebiliyorum.